Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti'nin tarifini paylaşmaya çalışacağım. Bu tarifi projemiz dolayısıyla bir Osmanlıca yemek kitabından çevirdik. Çevirdiğimiz haliyle aynı şekliyle aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada kızılcığımız var. Kıştan dondurup dondurucuya attığımız. Burada yaklaşık 3-4 su bardağı şekerimiz var. Burada da 2 litre sürahide suyumuz var. Zaten çok basit. Yani aynı hoşaf yapar gibi. Şimdi kızılcıkları ilk önce tencereye ardından suyumuzu ekliyoruz. Kişi sayısına göre su ve kızılcık miktarı tabii ki de değişir. Şöyle tam geldi gibi. Şimdi bunu kaynamaya vereceğiz. Kaynamaya verdikten sonra da şekerini ekliyoruz. Şekerini ekledikten sonra da süzüp şerbet halinde soğumaya bırakacağız. Kaynamaya verdikten sonra tekrar görüşürüz. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle kuru kayısı hoşafını paylaşmayı deneyeceğim. Bu tarifi de diğer şerbet videomda, kızılcık şerbeti videomda söylediğim gibi Osmanlıca yemek kitabından çevirdik. Aynı şekilde aktaracağım. Tabi isteğe göre farklı malzemeler konulabilir. Tarçın vesaire. Şerbetli hoşaflara hangi malzemeler konuyorsa limon tozu gibi. Ama ben sadece genel olarak yapımını göstereceğim. Öncelikle burada kuru kayısımız var. Burada yaklaşık 3-4 su bardağı şekerimiz var. Burada da 2 litre suyumuz var. İlk önce kuru kayısını tenceremize aktarıyoruz. Yani önceden yıkamayabilirsiniz. Fark etmez. Ondan sonra suyumuzu ekliyoruz. Şu kapağı açayım. Bu kadar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte vişne hoşafı nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim. Osmanlıca yemek kitabından çevirdim ben bu hoşafın tarifini. Hoşafların yapımı da zaten çok kolay. 3 tane malzeme gidiyor. Ben 2 litre vişne hoşafı yapmak istiyorum. O yüzden 2 litre kalabak suyu ve 2 litre için yarım kilo sapları ayıklanmış vişne. Aynı şekilde yıkanmış. Biz bunu dondurucuya koyduk. Bu şekilde. Ve 3 su bardağı şeker. Öncelikle temiz tencereyi ocağa koyalım. Vişneyi boşaltıyoruz. Normalde topladıktan sonra saplarını ayıklayıp yıkayıp yapabilirsiniz hemen. Dondurucuda bekledik. Evet. Ve 2 litre suyumuzu ekliyoruz. Zaten 3 malzemeli hoşaf yapımı çok kolay şekilde oldu. Kaşığımızı da alalım. Ocağı yakalım. Şimdi bu şekilde yaklaşık 20 dakika boyunca kaynayacak. Arada bir karıştıracağız. Bunun 20 dakika sonra çekeceğim tekrar. Kaynamasını bekleyelim. Evet, hoşafımız kaynadı. Şimdi 3 bardak şeker ekleyeceğiz. Bu şekilde. Biz tatlı sevdiğimiz için 3 bardak koyuyoruz. Siz tadına bakarak daha az da koyabilirsiniz. Bu 2. Bayağı kaynadı. Bu da 3. Böyle karıştırıyoruz. Ve altını kapatıyoruz.
soğumaya bırakacağız. Vişne uşafımız hazır. Afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.